Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Hocam yazılardan en yüksek notları almak istiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir puanı kaçırmak istemediğinizi duyduk. Ve bizler de sizlere bugünkü videomuzda yazılıya çalışırken yazılı öncesinde, yazılı sırasında yazılı sonrasında neler yapmanız gerektiğini anlatacağız. Öncelikle yazılar nereden hazırlanıyor diye sorarsanız yazılar Milliyetin Bakanlığı kazanımlarıyla hazırlanıyor arkadaşlar. Milliyetin Bakanlığı kazanımları belirledikten sonra bütün okullara, bütün hocalara tek tek kazanımları gönderiyor. Diyor ki bu kazanımlarda kurallara göre hareket edeceksiniz. Bunları Anlatacaksanız, bunları anlatacaksınız, bunları anlatabilirsiniz. Bu sorulur, bu sorulmaz, bu önemli diyor. Zaten üniversite sınavı soruları da yazılarda Milliyetin Bakanlığı'nın belirlediği kazanımlara göre hazırlanıyor. Bizler de zaten yazılı notlarımızda sizlere birinci dönem, birinci ve ikinci yazılı notlarımızda hem edebiyatta hem tarihte hem coğrafyada matematik, fizik, kimya, biyolojide tamamen kazanımlara uygun bir şekilde konuları özetledik. Dolayısıyla kazanımları bildiğimizde konuları bilmiş oluyoruz ve süper bir şekilde ilerliyoruz. Ama bunun öncesinde yazılıda iyi bir not almak için ilk başta mutlaka konuları listelememiz gerekiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki e, fizik yazılarınız var. Fizik yazılısına çıkacak konuları hocanız size söyleyecektir. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü konuları. işte birinci, ikinci üniteyi. Bunları bunları listelemeniz gerekiyor. Bunu listelemek bize size çok ciddi bir puan kazandırıyor arkadaşlar. İkincisi ortamınızı düzenlemeniz gerekiyor. Burada kastımız şu. Ortamla alakalı çok önemli bir bilgi vereceğim. Şimdi dağınık bir ortamda ders çalıştığımızda tabii ki bilgiler zihnimizden uçup gidiyor. Bunu biliyoruz. Ama şöyle bir gerçek de var. Bu hem üniversite sınav soruları için hem de yazılar için çok değerli arkadaşlar. Bakın şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir sürü şarkıcının, bir sürü mankenin, bir sürü futbolcunun, bir sürü işte ne bileyim, dizi oyuncusunun, markanın, şunun bunun hepsini ...aklımızda tutabiliyoruz. Ama biz bunları hiçbir yerde oturup da ders çalışırken öğrenmiyoruz. İşte Messi, Messi, Messi diye bir not tuttuğumuzu hatırlamıyoruz. Ama hepsi aklımızda. Ne olursa olsun unutmuyoruz. Neden acaba biliyor musunuz? Bunları farklı farklı yerlerde gördüğümüz için. Yani şunu demek istiyorum. Siz derslerde fizik konusuyla alakalı öğreneceğiniz bir formülü... ...ya da İngilizce'deki bir kelimeyi... ...ya da tarihteki, edebiyattaki ezberlemeniz gereken bir şeyi... ...sınıfta sıraya oturuyorsunuz arkadaşlar. Sıraya oturduğunuz zaman önünüzde bilgiler var. Orada görüyorsunuz. Burası okul ortamı. Sonra aynı bilgiyi eve geliyorsunuz. Evde de muhtemelen bir çalışma masanız var. Bu çalışma masasına oturduğunuzda tabii böyle ayakları çarpık değil. Masanıza oturduğunuz zaman arkadaşlar yine aynı ortamda görüyorsunuz. Yani evde de okulda da öğrenmeniz gereken kelimeyi, bilgiyi, formülü hep aynı şekilde görüyorsunuz. E, beyin de buna çağrışım yapamıyor. Ama ismini ezberlemek istemeseniz bile bir sürü markayı, bir sürü şarkıcıyı, futbolcuyu, şunu bunu farklı farklı yerlerde gördüğümüz için zihnimizden asla atamıyoruz. Çünkü onlar beynimize yerleşiyor. Zaten markalar da bunu uygulamaya çalışıyor. Yani beni başka başka yerlerde gör markete gittiğinde de beni hatırla istiyor. İşte sizler de öğrenmeniz gereken bilgileri onun sınıfta fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, matematik hiç fark etmez. Diyelim ki aldınız biyoloji, biyolojiyi. Biyoloji öğrenmeniz gereken şeyler var. Hemen açıyorum şöyle birinci dönem birinci yazılı notlarında. Bu kimyaymış pardon. Bu kadar kötüyüm yani. Fizikle kimyaya ayıramıyorum. Ha Nerede? Birinci dönem birinci yazılı. Hücreler neden bölünür? DNA, kromatin, gen, kromozom. Böyle kavramlar var. Kromozom kavramını bilmeyen gerekiyor mesela. Kromozom böyle yazıyorsun buraya kromozom diye. Gerçekten ismi bile çok kro. Kromozom yazdıktan sonra arkaya bununla alakalı sınavda öğrenmen gereken bilgiyi not ediyorsun. Tabii ki bu kartlara yazıyorsun bunu. Değerli kartlar. Çünkü bunlar hem üniversite sınavında senin netlerini artıracak hem de yazılarda yüz almanı sağlayacak. O da zaten orta öğretim başarı puanı olarak yine üniversite sınavını etkiliyor. Buraya diyorsun ki kromatonin ikliklerinin kısalık katlanmasıyla oluşan yapıya denir. Şimdi Gezerken eğer karşına kromozom çıktı yani tuvalete girerken, bakkala giderken, kantindeyken, aşağı indin, teyzene uğradığında kromozom çıktı hemen bu tanım hatırlıyorsun. Bu tanım çıktı hemen kromozom hatırlıyorsun. Ve böylece farklı farklı yerlerde gördüğün için artık hayatının sonuna kadar istesen de kromozomu unutamıyorsun. Aynı hayatının sonuna kadar istesen de mesleği unutamayacağın gibi. Ama sadece okul ve evdeki karşılaştığın bir kelime zihnine kolay kolay yerleşmekte sıkıntı yaşatabilir. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Mesela bunun bir bilimsel bir açıklaması var. Sadece hemşire kıyafet kıyafetiyle gördüğünüz bir hemşire hanımı, bir hemşire akrabanız var. Diyelim akrabanız değil de bir hemşire kadın var. Bunu görüyorsunuz. Diyelim ki ismi Merve abla olsun. Merve ablayı hep hemşire kıyafetiyle görüyorsunuz. Merve ablayı bir gün dışarıda normal kıyafeti gördüğünüzde tanıyamıyorsunuz. Ya bu kimdi ya falan kafanız karışır. Eğer ismini bilmiyorsanız. Ben bu, bu kadını görmüştüm bir yerlerde ama kimdi de hatırlayamıyorum dersiniz. Çünkü onu sivil üniformayla görüyorsunuz. İşte bir polisi bu psikoloji bilimsel olarak açıklanan bir şey. Bir polisi, bir hemşireyi hep aynı kıyafetle hep aynı yerde görüyorsanız, dışarıda farklı bir kıyafetle gördüğünüzde beyniniz onu tamamlayamıyor ve kafanız karışıyor. Ama anneniz, babanız, kardeşiniz, ensem arkadaşlarınız, onları ister hemşire kıyafetiyle görün, İster okulda görün, ister Amerika'da görün, ister polis kıyafetiyle görün. Ne olursa olsun unutmuyorsunuz. Niye? Çünkü onları farklı farklı yerlerde farklı farklı kıyafetlerle gördünüz. Beyin onları her halükarda tanımaya odaklı. İşte siz sadece okul sırasında ve ev masasında gördüğünüz bilgiyi farklı yerde görünce kafanız karışıyor. Hocam zaten sınavda okulda olacak diyebilirsiniz. Ama amaç şu anda unutmamak. Yani ne olursa olsun unutmamak. Belki de 1500 milyar isterde soracaklar. Belki de üniversite sınavında soracaklar. Belki de sözlüde soracaklar. Belki de başka bir yerde yapacaklar sınavı gibi düşünüp farklı farklı yerlerde karşılaşmak size sınavlardan çok yüksek notlar aldırır. Sadece yazılardan değil, üniversite sınavlarından biri. Hatta bizim yazılı notlarını hazırlamamızın sebebi de bak. Küçük ufacık bakın. Mesela Dinamo Soru Bankası bu kadar, yazılı notları bu kadar. Niye bu kadar fındık kadar hocam? Yanınızda gezerin her yerde bunları tekrar edin diye arkadaşlar. Ortamımızı düzenledik. Çalışma kağıtlarımızı çıkardık. Buna kopya da diyebilirsiniz. Yani kopya demeyelim de sınavda çekmemek üzere kullanılan kopyalar da diyebilirsiniz. Bir kopya vardır. Sınavdan önce hazırlarsın. Hepsi aklında kaldığı için çekmezsin. İşte bu kopya o kopya gibi düşünün arkadaşlar. Uyku düzenimize dikkat ediyoruz. Çünkü uyku çok değerli. Çok sabaha kadar çalışıp da sınava uykusuz girerseniz eğer ezbere dayalı bir sınav değilse dikkatiniz bayağı dağılır. Bir de motivasyonumuzu yüksek tutacağız. Biz neleri neleri başardık onu sınavın bu yazılısında rahat rahat başarırız demeniz gerekiyor. Diğer bir konu ise yazılı sırasında kendimize güveneceğiz. Elimizden geleni yapacağız ve kopya çekmeyeceğiz. Kopya çekmeyeceğiniz zaten biliyorsunuz ama ben şurada bir şey belirtmek istiyorum. Arkadaşlar yazılı sırasında eğer bize zorlayıcı bir soru gelirse hatta şuradan bir tane boş sayfa almak istiyorum. Şöyle diyelim ki bu gerçek sınav hazırlık sürecinde geçerli. Şimdi sınava girdiniz tamam mı? Birinci soru, ikinci soru, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane soru var diyelim ki. İlk soru zor bir soru, ikinci soru normal bir soru, üçüncü soru kolay bir soru. Sonra yine kolay bir soru geliyor diyelim ki kolay. Sonra yine bir kolay geliyor. Sonra zor geliyor. Sonra bir normal geliyor. Sonra da bir tane e, yine kolay bir soru geliyor. Hoca insaf etmiş. Son bir kolayca soruda soru daha koymuş. Şimdi sen sınava girdin. Direkt birin soruyla başladığında, zorlandığında, ısrarlı bir şekilde bunu yapmaya çalışırsan aynı antep fıstığı yerken bu yöntemi belki duymuşsunuzdur. Antep aha bir tanesi açıldı biliyor. Antep fıstığı yemeye geldiniz diyelim ki. Şimdi ben fıstık yemeye başladığımda önce bunu yerim abi. Önce bunu yerim bak. Bunu aldım yerim. Sonra şunu yerim bak. Direkt bununla başlamak. Bu ne kadar kapalı görüyor musun? Bunu yemem için dişimi acıtmam lazım. Takırt diye dişimden ses gelecek ki bunu açabileyim. Ama bu hop çikolop cepte. Şu bu da rahat. Bu bu da rahat. Bu bu da rahat şu biraz zorlayıcı. Yani işte size sınavda zor soruyu gördünüz ya. Hemen bunu böyle yuvarlak için alıp yani zaten döneceğiniz yazıldasınız. Hemen normal soruyu hatta kolay sorulara geçelim. Kolay sorularda moralim depoladıktan sonra yani açık fıstıkları yedikten sonra şu kapalı fıstığa yönelirim. Ne kadar gıcık duruyor. Şuna baksana. Bak şu ne kadar güzel duruyor. Hop çikil hop yiyesin geliyor. Veyahut da şu da aynı şekilde yiyesin geliyor. Ama şu nefret. Ya niye böyle kapalısın sen? Açmak istiyorum seni ama dişim acıyacak. İşte dişinizi acıtacak fıstıkları yani zor soruları. Bakın bunlar zor sorular. Zor soruları sonraya bırakmak sınav anınıza motivasyonunuzun yükselmesini sağlar. Bu hem deneme sınavlarında hem üniversite sınavlarında hem gerçek hayatta doğru yöntemdir. Yani yazılıya çalışırken de oturduğunuz mesela yarın fizik ve işte coğrafya yazılınız var. Şimdi oturdun. Son yine de bırakmamak lazım ama fizikten başladın, fizikten sıkılınca aman yeter yapamıyorum diye bırakmak yerine hemen coğrafyaya geç. Coğrafyadan biraz moral depola sonra tekrar fiziğe dönebilirsin. Örnek veriyorum eğer coğrafya daha kolay geliyorsa size. Bunun gibi yöntemleri uygulamak hayatın her anında gerçekten çok çok değerli. Şu fıstığımızı şuraya koyalım. Şu anda tabii ki videoda olduğumuz için yiyemiyoruz ama sıkıntı yok. Sizler inşallah yarın sınavlarınızda, gerçek sınavda, üniversite sınavına girdiğinizde de o fıstıkları pıtır pıtır yiyeceksiniz. O dişimizi açacak gibi duran zorlu fıstıkları da tıkır tıkır yapacaksınız. Hiç endişelenmeyin arkadaşlar. Bu da çok çok önemli. Elimizden geleni yapacağız. Kopya çekmeyeceğiz. Ama kopya hazırlayabiliriz sınavdan önce tekrar etmek için. Sonrasında da yanlışlarımızı kontrol ediyoruz ve eksiklerimizi çıkarıp rahatlıyoruz. Peki yazılı yazılık için hangi kaynak kullanmalıyız arkadaşlar? Tabii ki yazılı notları efsanevi arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi tamamen Milletin Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde hazırlandı. Öğrencilerin yazılardan en yüksek notlar alması için matematik, fizik, kimya, biyoloji, Edebiyat, tarih, coğrafya'da süper notlar çıkarıldı. Burada aynı zamanda ekstra boş alanlar da bıraktık ki bazı eklemek istediğiniz şeyler varsa onları da kendiniz ekleyiniz dedik arkadaşlar. Ve aynı zamanda Dinamo sözel set ve sayısal sette de sizin için biliyorsunuz ki kitaplarımız daha avantajlı bir şekilde hazırladık. Hatta mesela Dinamo sayısal sette mesela fiziği çıkaralım örnek veriyorum. Burada matematik, fizik, kimya, biyoloji, burada edebiyat, tarih, coğrafya var. Mesela burada da direkt az önce söylediğimiz kazanımlara göre hareket ediyoruz. Yani önce kazanımları veriyoruz sınavda çıkacak şeyleri. Sonra örnek sorular, örnek sorularla rehber soru çözümleri, fen lisesine uygun sınav soruları, sonra tarama testleri, yine rehber sorular, örnek sorular. Bunlar böyle gidiyor tabii fizik korkunç uzun olmuş olabilir bir anda. Yani tabii sayısalcı olmadığım için çevir çevir bitmiyor diyebilirsiniz. Bunları güzel güzel yaptıktan sonra bu tarama testlerini, ALE, tekrarları var. Ve tabii ki ÖSM tarzı sorular var. ...üniversite çıkıyor bunlar biliyorsunuz. 9 ve 10. sınıf konuları aynı zamanda TT konuları. Sonra da yazılı yazılanan kısımları geliyor bak. Yazılı kısımlarında güzel güzel çözdüğünüzde takıldığınız soruların çözümünü de kare kodlardan izlediğinizde sınavlarınızdan Dinamo Soru Bankaları sayesinde yüksek notlar alabilirsiniz. Dinamo Soru Bankaları sadece yazılar için değil aynı zamanda üniversite sınavı için de normal test tekniğini geliştirmeniz için de efsanevi kaynaklar arkadaşlar. Yazılı notlarını sakın sakın yanınızdan ayırmayın. Bunları çalışmakta sizlere tüm derslerde büyük başarı getirecektir. İnşallah, pardon, nerede? Ödülü sorumuzu ben az önce kağıt olarak kullanmışım israf olmasın diye. Hemen getirelim. İnşallah yazılarınızdan en yüksek notlar alırsınız. Ve üniversite sınavında da hayallerinizdeki bölümleri, fakülteleri rahatlıkla kazanırsınız. Erken kalkan yol alır. İnşallah şimdiden yola çıkmışsınızdır. Ve şu anda yaptığınız her bir yazılı çalışmasının bile üniversite sınavı için değerli olduğunu unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.